Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılar TR telekanalının teleseyircileri. Bugün informasyon programmasını seyretesin. Studiyada sizler için men Gülsum Halilova çalışam ve NFB'teki 45 dakika bu studiyada yayınımızga koşulacak ve teşrif buyurgan musafirlerinin kun devamında yüz bergen sonki aktual haberlerini ve hususan işgal etilgen Kırım'da alıp geçken sonki adiselerini laf edecek mi? Saygılar arkadaşlar, elbette ki Kırım'dan başlamağa ister edim. Zira bugün sabah işgalciler milli kurultayımızın vekili ve delegesi milli hareket iştirakçısı Edemaga Dudakov'nun evine tintuvnen basıp kırdı. Sabah saat 6:45'te advokatlarının kaydetkenine göre işgalciler erteden Edemaga Dudakov'nun evine tintuvnen kelip milli kurultayımızın delegesini alıp kettiler. Ahmetjet'nin polis bölgüne Ukrayna Tışişleri Nazirliginde bunu Rusya işgalci kuvvetleri Edemaga Dudakov'nun faal demek bu faaliyetleri Hansaray etrafında açıklagan demek doğru malumatları ve bu sözde restavrasyon işlerini alıp bargan işgalcilerinin ketirgen insanların beceriksizliğini açıklagan sebebinden bir intikam olarak aytıp geçtiler bu yapılganlarını ve elbette ki bu mesele etrafında Milli Meclis Reisimiz Refat Aga Chubarov ne ayta keliniz bera berlikte ondan da sorayık o bizleşimde canlı bağda. Refat Aga, selam aleyküm, hayırlı akşam. Selam aleyküm. Refat Aga, bu sabah haberlerini sizden ugrendik. Siz açıkladınız Edemaga Dudakov'un evine işgalciler tuntuvnen basıp kelgenini. Asıl da siz bu adisege nasıl kıymet kesesiniz? Ne dersiniz? Neden sebep Edemaga Dudakov'a şimdi bu kıbı aksızlıklar, zulümler ve adaletsizlikler yapılmakta? Elbette bugün sabah erteden aslı bunu ben bilem çok soydaşlarımız şimdi bu hayatta öyle yaşaylar ki illa sabahdan erte uyanalar. Kırım'daki olanları, Kırım'da yaşayan, vatanda yaşayanları işte Allah göstermesin evlerine bu beklenmeyen kişiler gelebilir deyip uyanıp bir iki saat böyle rahatsızda olalar. Biz ise Kırım'dan dışarıda olan kişiler. Ben misal için her gün, her gece saat 3'lerde son uyanıp işte biraz saat 8 derece böyle bir kara haberlerini bekleyeyim. Doğrusuna söylesem. Hı hı. İşte bu saat 5-6'lara yakın bu haber geldi. Ve hemen bu haberin hepsini bildirmeye çalıştık arkadaşlarla. Şimdi sebebini Rus işgalciler tarafından göstergen sebebini biz biliyoruz. Bunu advokatlar anlattılar. Dersin ki 2017 senesi kendi Facebook sayfasında Edem Bey işte milletler arasını böyle ateşleştirecek ya da milletleri birbirine karşı olacak böyle bir yazılar yazmış iken. Evet bu delilik böyle olmagan bir şeyler. Edem Bey'ini hepimiz yaxşı biliyoruz. Bunlar mana araylar. Mana neden? Çünkü Edem Dudakov kurultay delegesi olarak aynı zamanda kurultayın tarafından saylanan teftiş komisyonun reisinin muavini olarak böyle hayatta pozisyonu çok korumlu, açık adımları da milletin o günde çünkü televizyon kanallarda tek ATR'de değil, ATR'de ve diğer kanallarda açıklamalar yapa ve sonki vakitte Kırım'da Rus işgalcileri tarafından Kırım Tatar milletinin tarihi eserleri yok olganına çok açıklamalar yaptı ve birinciden Han Sarayımızı orada o kadar böyle ağır durumga getirgenlerini bildirdi. Ve benimce bu sebepten şimdi Edem Dudakov'ki bu baskınlar yapıla. Yani sizin fikrinizce Edem Aga Dudakov'un demek faal, böyle faaliyetlerini koz ogune alacak olsak, işgalcilerinin bu kibi yapkan hareketleri zaten beklenilgen edi, kaçınılmaz edi mi Edem Aga Dudakov'a binayın? Şimdi nasıl size söyleyeyim de oradaki insanlar da böyle çok yüreklerine korkuları gidirmesinler. Hı hı. Elbette böyle milletimizin haklarını korçalagan
kişiler Kırım'da her vakit böyle bir baskının yanındalar ya da yakınlaşalar baskınlarga. Ve elbette Edip Bey böyle kendisinin pozisyonunu böyle açıkladığı sebebinden benimce o da çok düşünmüştür. Gelecekler mi? Ne zaman gelecekler? Nasıl gelecekler? İşte bugün sabah geldiler. Onu şimdi evinde tedbir yapanların sebebi ya da şimdi onu yarına dek kapadılar. İçeri bıraktılar. Bunu yapanların maksadı birinciden Edmen Bekirov'un ve Bekirov'un ağzını kapatmak, korkutmak ve etrafındaki kişilerge de işte söylemek. Ana sizler onun gibi yapacak olsanız sizleri de bu alga getirecek. Şimdi yarın mahkeme olacak. Mahkemenin kararı nasıl olacağını çok bilmeyik ama bazı oradaki hukukçulara göre, advokatlara göre yarın bir gün yarın mahkemede ona ya da para cezası verilebilir ya da 15 günge içeriye bırakılabilir. Ama ne yapılsa yapılsın işte bu Edem dostumuzga Rus işgalcileri böyle açıktan bir signal verirler. Ya da ağzını kapatacağım ya da yapmasan biz seni içeriye senelerge bırakacak. Yani yarın mahkeme olacak, takip edecek mi? Advokatların degenlerine göre memuri dava boyunca demek bakacaklar. Bu ya hapiske bırakacaklar 10-15 günge ya da para cüremesi bileceği beklenile doğru mudur? Öyle. Eğer başka bu gecesi başka bir manalar uydurmasalar, onlardan her bir şey olabilir.